Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, saygıdeğer Genel Sekreterim, daire başkanlarım, siyasi temsilciler, ilçe başkanlarım, saygıdeğer muhtarlarım ve siz saygıdeğer misafirlerim, bu açılışımıza teşrif ettiklerinizden dolayı sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Değerli arkadaşlar, 2020 yılına girerken maalesef büyük olumsuzluklarla girdik. Ardından korona hastalığı nedeniyle ülkemizde olduğu gibi Hatay'da da ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfi Savaş hizmetlerine Hatay'da olduğu gibi Altınözü'nde de hizmetlerine devam etmektedir. Etmeye de devam edecektir. Sayın Başkanımız seçildiği günden bugüne kadar bir kere ilk beton asfaltı Altınözlü'lere tanıştıran başkan ünvanını zaten almıştı. Hepiniz de biliyorsunuz. Ondan sonra bütün ana arterler dediğimiz Grupköy yolları, bağlantı yollarının hepsini hemen hemen %70'ini beton asfalt, sıcak asfaltla kavuşturan başkandı. Ben kendisine huzurlarınızda ilçem adına, partim adına teşekkür eder. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Cumhuriyet Halk Partisi Altınözü İlçe Başkanı Sayın Ahmet İsoğlu'na güzel konuşmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli protokol, kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Mehmet Güzel Mansur Beyefendi'yi kürsüye davetlerini arz ediyorum efendim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Büyükşehir Başkan Vekillerim, Genel Sekreterim, Erzim Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, İyi Parti geçmiş dönem il başkanım, ilçe başkanlarım, daire başkanlarım, muhtarlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kusura bakmayın, biraz spor bir kıyafetle geldim. Aslında ben Ankara yolundaydım ama Altınözü'nde açılış olunca il başkanlığından şu ana kadar Altınöz benim yanımda çok özel bir yeri var. Sayın ilçe başkanım Hamit Başkan'la birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla birlikte Altınözü için gereken her türlü hizmeti son 4-5 yılda yapmaya çalıştık. Tabii ama ne yazık ki Hatay'da durum öyle değil. Hatay biliyorsunuz sadece ve sadece Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı hizmet